Geçtiğimiz hafta FOMC toplantısına kadar genel olarak yatay işlem gören piyasalar, Fed üyelerinin 2023 yılına dair faiz beklentilerini iki artış olarak revize etmesi sonrası varlık sınıflarında artan oynaklıkla işlem gördü. Dolarda ve Amerikan hazine tahvil getirilerinin daha çok yakın vadelerinde yaşanan yükseliş, piyasanın da faiz artış beklentilerini öne çekmesine etki ederek varlık fiyatlarına sert hareketlilik yarattı. Türk hazine euro tahvilleri geçtiğimiz haftaya kar realizasyonlarıyla başlarken, FOMC sonrası işlemlerde daha çok yakın ve orta vade kıymetlerde satış gördü. Ülke risk primi de önceki haftaya göre 20 bas puan bölgesinde artarak 390'a yükseldi. FOMC öncesinde hem gerileyen Amerikan tahvil getirileri hem de Amerika ile yapılacak görüşmeye dair beklentileriyle güçlü alım görerek Mart ayı zirvelerine ulaşan Türk hazine euro tahvilleri geçtiğimiz hafta genelinde satıcılı işlem gördü. FOMC öncesinde 15-20 bas puan bölgesine genişleyen getiriler, toplantı sonrası risk iştahını azaltan fiyatlamaların oluşması ile 6-12 bas puan aralığında daha yükseliş gösterdi. 5 ve 10 yıl vadede getiriler 5.05 ve 6.15 seviyesine genişlerken FED sonrası daha güçlü kalan uzun taraf 6.90 bölgesinde işlem gördü. Hafta başında 5 yıl vadeli sukuk ihracı için yabancı bankalara yetki veren Türkiye hazinesi %5.125 seviyesinden 2.5 milyar dolarlık borçlanma sağlarken ihraca talep yaklaşık 4 katı oldu. Akbank da eş zamanlı olarak 2031 vadeli sermaye benzeri kıymet ihracı gerçekleştirirken %6.80 seviyesinden 500 milyon dolarlık borçlanma sağladı. İkinci piyasada bir miktar alım gören kıymetler yine FED sonrası gelen satışlarla ihraç seviyesinin hafif altına çekildi. Şirket tarafında genel olarak bir durum değişmedi. Daha yakın vade kıymetlerde rokar talebi devam ederken daha uzun vade kıymetlerde yabancı arz öne çıktı. Likidite ise genel olarak zayıf kalmakla birlikte geçtiğimiz haftalara göre artış gösterdi. Amerikan 10 yıllık hazine tahvili FED toplantısı öncesinde %1,43 seviyesine kadar daralırken bu harekette enflasyonist beklentilerde sene başından bu yana hakim olan yaklaşımın değişmesi ve kısa pozisyonların kapatılması öne çıkan etkenler oldu. FED öncesinde %1,5 bölgesine tekrar genişleyen getiriler, FED üyelerinin faiz artışları konusunda Mart ayına göre daha şahin tutumu sonrası sert yükseliş gösterdi ve 10 yıllık tahvil getirileri %1,60 bölgesine tekrar ulaştı. Tahvillerde satış daha yakın vadede odaklanırken reel getirilerde de 15-20 bas puan bölgesinde artış gerçekleşti. FOMC üyelerinin Mart ayı toplantısına göre faiz artış beklentisini öne çekmesi, tahvil fiyatlamalarında oynaklığı artırmakla birlikte yön konusunda da kararsız hareketleri öne çıkardı. %1,60 seviyesine genişleyen getiriler kısa sürede tekrar %1,50 bandının altına geriledi. Vadeler arası getiri farkı da yakın vadenin daha güçlü artışı ile 15 ila 20 bas puan aşağı gelerek piyasanın faiz artış beklentilerinde hızlı değişimi öne çıkardı.